Fındıklı kadayıfımız için de sevgili izleyicilerimiz neler kullandık? 1 kilo kadar taze kadayıfımız, 200 gram kadar tereyağımız, 200 gram kadar fındık içimiz, ondan sonra şerbetimiz için 3 su bardağı kadar suyumuz, 3 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 dilim taze limon kullandık. 1 kilo kadar taze kadayıfımız, 200 gram kadar tereyağımız, 200 gram kadar fındık içimiz, şerbetimiz için 3 su bardağı kadar suyumuz, 3 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 dilim taze limon kullandık. Önce tenceremizin içine şekerimizi ilave ettik, karamelize ettik, ondan sonra suyumuzu ilave ediyoruz. Onu ilave ettikten sonra bir parça da limonumuzu ilave ediyoruz ve onu iyice bir kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra geniş bir kabımızın içine kadayıfımızı tel tel ayırıyoruz. Tereyağımızı içine ilave ediyoruz. Onunla beraber karıştırıyoruz. Yarısını tepsimizin içine güzelce bir seriyoruz. Serdikten sonra ortasına fındık cevizimizi aynı şekilde serpiştiriyoruz. Onu da serpiştikten sonra tekrardan hemen üzerine şerbetimizi döküp güzelce bir şekilde bir hemen diğer kadayıfımızı üzerine serpiştiriyoruz. Fırına gönderiyoruz. Fırında iyice bir pişiriyoruz. Ve pişirdikten sonra şerbetle beraber müthiş bir sunum oluyor. Onu bir alalım dışarıya sevgili izleyicilerimiz. Ondan sonra devam edelim. Hemen tatlımız güzelce bir ayarlandı. Alalım. Kadayıfımız hazır. Nar gibi kızardı, nar gibi çıtır çıtır bir kadayıfımız hazır. Şöyle bir aldık. 1-2 dakika bekliyoruz. Çünkü hafif yine sıcak olduğu için sevgili izimiz. Şöyle 1-2 dakika bekleyeceğiz. Şerbetimiz hazır. Ondan sonra da 1-2 dakika çıtır çıtır, çıtır çıtır bir kadayıfımız olacak. Onun için Bismillah diyoruz. Evet. Mis. Devam. İşte asıl önemli olan bu ses sevgili izleyicilerimiz. Müthiş bir sunum, müthiş. Harika bir sunumuz oldu diyebilirim. Evet. Şimdi o çıtır çıtır müthiş bir kadayıfımız hazır diyebilirim. Onu hazırladıktan sonra ben şöyle bir sunum yapacağım tabağım. Bunu siz bu şekilde hazırlayın sevgili izleyicilerimiz ve hazırladıktan sonra biraz bir bekletin. Biraz bir 15 dakika bir dinlendirin. O şerbetini tamamıyla bir çekecek ve şerbetini tamamıyla çektikten sonra da müthiş bir sunumumuz olmuş olacak ve harika bir tatlımız hazırlanmış olacak. Şimdi ben onu güzelce bir şekilde bir sunumunu yapacağım. Hemen şuradan öncelikle bir eldivenimi ayarlayayım. Ondan sonra onun sunumunu sizlerle beraber yapalım. Evet. Şöyle biraz eldivenleri taktıktan sonra iki tane şuradan ayarlamış olduğumuz kadayıfımızı ayarlayalım. Önce şöyle güzelce bir kesiyoruz. Devam. Şuradan bir daha aynı şekilde kestik. Şunu da aynı şekilde keselim. Onu kestikten sonra çeviriyoruz. Şöyle bir tamamıyla çevirelim. Birbirinden tamamıyla koptuğundan emin olacağız. Çünkü dağılmaması için sevgili izleyicilerimiz ona biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu da aynı şekilde ayarladık. Şimdi çeviriyorum tekrardan. Çıtır çıtır, çıtır çıtır ve müthiş bir sunum diyebiliriz. Ayarladık. Bunu da aynı şekilde kestik. Evet. Şimdi tamamıyla şunları biraz keselim. Hem güzelce bir şekilde parçalanmasın ve sunumumuzu daha rahat bir şekilde yapalım diye. Şuradan sunum yapacağımız spatulamız hazır. Aldık. Bir tane daha şuraya doğru alıyoruz. Evet. İkisini de hazırladık ve kenara aldık. Kadayıfımızı hazırladıktan sonra şöyle bir ayarlamamızı yapalım. Şuradan portakalımız. Onunla güzel bir görselimizi şöyle yapabiliriz. Güzelce bir süsleyebiliriz de. Portakalımız dedik. Hemen isterse kabuğunu soyup da kullanabilirsiniz. İsterse şöyle biraz daha renkli ve güzel olmasını istiyorsa bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Şunları gönderdik. Başlıyoruz. Portakalımızı
ufak ufak hazırlamaya. Bunu hazırladıktan sonra önce şöyle bir kenar kısımları güzel gözüksün, müthiş olsun diye yavaş yavaş süsleyelim. Bunları biraz da çektik. Şu kısma birer tane parçadan koyuyoruz ve üzerini güzel gözükmesi için de şuradan bir parça bıraktık. Şimdi onu güzelce bir süsledik. Süsledikten sonra biraz ben şerbetimi ayırmıştım. Onu da döküyorum. Vay 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 vay. Nefis oldu, nefis.